Hoş geldiniz. Fatma Hanım başında çalışalım istiyorum. Tabii Gülşen de burada. Fatmacığım sen de çalışalım önce. Şimdi burada bu soruda 3'ten 10 çıktı kaç kalır? Söyle bakalım. Fatma Beyza'ya sordum. Bu sorunun cevabı ne Fatmacık? Eksi 7, güzel. 1 eksi 4 nedir hanımefendi? Eksi 3, değil mi? 4 eksi 10 nedir hanımefendi? Aferin sana. Peki başka bir çalışma yapalım şimdi. Tamam, sizden ricam. Benim bu ekranı görüyor musunuz şu an açtığım ekranı? Orada benim üstüme sağ tıklayın, sesi %200 yapın. Böyle yaparsanız sesi güzel duyarsınız. Yaptınız mı şu an? Hop. Art 2357 yazıyor ya, onun üstüne geliyor, sağ tık yapıyor, ses diyor, sesi %200 yapmanızı rica ediyorum. Tamam mı? Yapabildiniz mi? Yok yok, tamam, ben biraz bağırarak anlatayım ya. Sıkıntı yok, tamam. Şimdi sesim nasıl şu an? Bakalım. Şimdi 18, 24 sayısını 6'ya böleceğiz. Fatmacığım seninle devam edelim. De 6, 3 kere. 3 kere 6, 18. Dört kere 6, 24. Evet, güzel. Aferin. 12, 0, 12'yi 12'ye bölelim Fatma Hanım. Devam et. Sıfır aşağı indi, yok. Bir aşağı indi, yok. İki aşağı indi, 12'de 12. O da 12, o da 0. Burada var mı bu aşamada sıkıntı? Tamam. Başka bir çalışma yapalım. Gördüğün saat kaçı gösteriyor? Şey, pardon. Oraya atlayamıyorsun. Yanlışlık oldu. Pardon, pardon. Buraya 12 mi yazacağım? 6, şurada 9. Tamam. Saat kaçı gösteriyor şu an? Fatma Beyza, saat kaç demek bu? Aferin, güzel. Bir başka, bir dakika. Burada evet, saat 3 demek ilkinde, doğru. Şimdi diğerine bakalım. Şimdi saat kaç? Yok, bir dakika, bir saniye. Şimdi kaç saat? Tam 6. Evet, çok güzel. Peki, şunu silelim. Bir de buna bakacağız. Şimdi şu
Küçük burada. Küçük burada. Ha, o da çizmiyor, bir şey de yapıyor. Saat üçgen akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? Aferin. Doğru. Saat üçgen akrep ile yelkovan arasındaki açı 90 derecedir. Mesela bir de şunu öğrenelim. Şimdi ben çizelim. Burada 3 ya. Burada 4. Burada 5. Burası da 6. Burada 12. Şimdi Fatmacığım sen söylüyorsun. Saat şu an kaç saat şu an? Yani bu saat kaçı gösteriyor? 3.30. Aferin sana. Çok güzel. İyi, saatleri sen öğrenmişsin Fatma. Tebrik ederim canım. Şimdi şuna başlayalım. 12, 6, 9, şura 4, şura 5, küçük olan şurada, büyük olan da burada. Şimdi Fatmacığım, dur, şimdi hangisi küçük onu bir daha belirleyelim. Şu küçüktü, hani şu. Şu küçük çizgiydi. Heh. Şimdi şu an saat kaçı gösteriyor? Efendim? Kaç saat? 4.45. Evet, çok güzel. Yani 4 ile 5'in arasındayken küçük olanı okuyoruz, 4. Büyük olanı da sayıyoruz. Mesela burası 5'er 5'er artıyor ya. Bura 10, bura 11. Burada 7 var. Burada 8 var. Burada da 9 var. Şimdi 5'er 5'er arttığı için 5'er 5'er arttığı için 45 geçiyor. 4'ü 45 geçiyor demek aynı zamanda tabii şey 5'e 15 var aynı zamanda. Ha, 5'e çeyrek var. Evet. Çok güzel. Toplum arasında 5'e çeyrek var deriz. Doğru mu? Tamam. Biraz da Gülşen Hanım'a sorular sorayım. Fatmacık, tamam mı? Tamam. Gülşen, 1 bölü 6 artı 1 bölü 6 nedir? İki bölü altı. Bir bölü on artı üç bölü on nedir hanımefendi? Dört bölü on. Aferin. Şimdi sayı doğrusundan çalışacağız şimdi birazcık hanımefendi, tamam mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Şimdi burada A sayısı var diyelim. Şurada A. Şurada B var diyelim. A nedir? B nedir hanımefendi? Oku bakayım. Evet. A nedir? B nedir hanımefendi? Efendim? İyi. Bayağı dersime katılanlar var. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Mikrofonlarınızı siz kapatın. Fatma'yla Gülşen'inki açık kalacak. Diğer arkadaşlar lütfen mikrofonlarını kapatsın. Evet Gülşen Hanım. A sayısı kaçıncı? Sen söyle, yanlış olsun kızım. Bir daha söyle. Tamam. B sayısı neye eşit? Aferin sana. Peki A artı B nedir bu soruda? Aferin. 2 ile 6'yı topladın. 8 bölü 8. O da 1 tam yaptı. Doğru mu? Aferin sana. Başka bir soru çalışalım. Gülşen'cim, hadi bakalım. Burası 0.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada A var. Burada da B var yanında da. A artı B nedir hanımefendi? A neye eşit? Aferin. Bu da 6'da 3 demek. Güzel. Aferin. Başka bir soru soracağım şimdi sana. Şimdi burada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi bunlar tam sayılar, tamam mı? Şimdi sana şunu sormak istiyorum. Şurada A sayısı var. Burada da B sayısı var. A nedir? B nedir? Sen söyle bakalım. Gülşen Hanım, söyle bakalım. Evet. Ve işte aferin, harikasın. Yazıyorum şimdi. Dur. Bir tam, beşte bir. B sayısı ne hanımefendi? İki tam, beşte üç. Şimdi A mı büyük, B mi büyük hanımefendi? A küçüktür, B de. Neden? Evet, yani soldan sağa doğru gittikçe 1, 2, 3, 4, 5 artıyor yani. Sayılar büyüyor. Öyle değil mi? Aferin sana. Orada kaliteli yerine otur. Şimdi bir tane daha soru sana hanımefendi. Buna bir bak bakalım. Burası 1, 4. Burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 parça diyelim. Burası 6. Şimdi A nedir hanımefendi? Doğru, 4 tam. Orası doğru. Burada kaç parça hanımefendi? Tamam. 8 parça doğru. 8. Şimdi şöyle düşüneceğiz bak. Gülşen'cim bak. Buraya mesela x düşün. Hani x, 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 x düşün. Şimdi bu 8 tane x neye eşit? 2 bütüne eşit. Nereden biliyorum 2 bütün olduğunu? Bak 6'dan 4'ü çıkarınca 6 eksi 4 8x'e eşit. 2 eşittir 8x'ten her tarafı 8'e böl 2 bölü 8 gelir x. O da 1 bölü 4'e eşit. O zaman A sayısı bak 4 tam 4 tam x daha hani buradan böyle ilerliyorum 2x. Yani 1 bölü 4'ten 2 tane. 2 çarpı 2 çarpı 1 bölü 4. Ama burası tam sayılı bir kesir. Yani 4 tam 2 bölü 4 cevap. Yani 4 tam 1 bölü 2'ymiş. 4,5'muş yani. Bir ikinci yol göstermek istiyorum. Bu biraz zor bir soru. Ama 3-4'lerde de karşımıza çıkabiliyor. Bak. Şimdi burası 4. 4,5, 5. 5,5, 6. Böyle düşünmeye çalış. Birazcık bir şeyler oldu mu Gülşen? Evet, bu soru biraz zor yani. Hani onu sıkıntı etmez. Zamanla oturur yani. Genellikle de sizin yaş gruplarında şöyle sorulara en çok rağbet edilen soru tipi yani bir dakika sarıyla şey yapalım. Mesela böyle yazıyorlar. Bak şimdi. Burası 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4. Şimdi şurası A. Pardon. Şurası A. Şurası da B. Şimdi Gülşen Hanım, siz söyleyin hanımefendi. A nedir? B nedir? Sen söyle, yanlış olsun. Mühim değil. Bir tam. Beşte bir. Doğru. Aferin. Öbür D sayısını buladı. Bakıyorum şimdi. 2'den 5'te 4. Ne? 2 tam. Bak buraya. 1, 2, 3, 4 parçaya bölünmüş burası. Az önceki yer 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüştü. Aferin sana. Çok güzel. Tebrik ederim canım. Peki şöyle bir kutu yapalım. Bu kutuda kaç yer boyalı? Kaçta kaçı? Kutunun kaçta kaçı boyalı? Şimdi sesim geliyor mu? Boyalı yer bütünün kaçta kaçıdır? Şimdi tahmin yürü. Efendim? Hayır. Bütünün kaçta kaçı? Bak şöyle düşünün. Şöyle düşün. Bir ekmek var. Bu ekmeğin kaçta kaçını yemiş farecikler? Öyle düşün. Sen şimdi bir ekmek olarak düşün. Bütün deyince, burası bütünün kaçta kaçıdır o tanrı yer deyince, her zaman şunu anlamanı istiyorum. Ya birden büyük bir sayı söyleyemezsin. Cevap birden küçük bir sayı. Eğer ben bu şeklin hepsini boyarsam bir bütün olmuş olur. Hadi bakalım. Bir fikir daha yürüt. Ha? Yani Fatma da söyleyebilir. Sıkıntı yok. Fatma orada mısın sen? Bırak şimdi oyuncaklarını. Onlarla ne işin var? Ders var şimdi. Seni gidiyor araba seni. Oyuncaklarla mı oynuyordun? Efendim? Burası şimdi ne? Kaçta kaç? Hadi bakalım. Hayır. Tamam, hemen yapalım bu soruyu. Zor soruydu bu. Bak şimdi şu çizgileri uzatıyorsun. Bak. Söylüyorum. Şu çizgileri uzatıyorsun. Şu çizgileri. Vay. Yok. Sadece 1 bölü 16. 16 da 1 yani. Aferin. Şimdi bunlara dikkat edeceğiz, tamam mı? Bir tane daha sorucuk çözelim, hadi bak. Everybody, everybody. Bak şimdi. Buraya kadar tamam. Şimdi burada şöyle bir şey yapalım. Anladın değil mi? Şimdi bu sarı boyalı yer. Harikasınız. Perfecto. Şimdi şuna bakalım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Evet. Boyalı kısım bütünün kaçta kaçı? Hemen söyleyebilirsiniz. İkiniz de söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. 8'de 1. Vay. Çok doğru, çok doğru. Şöyle yaparsam burada kaç tane bölme var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cevap 8'de 1.
Tamam. Hadi bak bir tane de biraz zorlayayım ya. Biraz zorlayayım size. Evet, zor olsun. Hadi bakalım. Şimdi bak geliyor zor soru. Acele etmeyin. Daha ben soru sormadım bak. Sorulardır, zor sorular. Lütfen acele etmeyin. Daha soru sormadım. Lütfen bekleyin. Şimdi soruyorum. Taralı kısım, ha o kalemi sevmedim. Ha, taralı boyalı kısmın tamamı. Bütünün kaçta kaçıdır? Evet. Bir fikir geliştirmenizi istiyorum. Bu zor soruda biraz fikir geliştirmenizi istiyorum. Evet. Yani dur bu şekli bir şey yapalım dur. Nasıl yaptın ki? Nasıl yaptın? Belki doğrudur yani de tahminim yanlış yani. Bir fikir geliştirmenizi istiyorum. Hep kolay sorulara alıştınız. Zor sorular gelince yamuldunuz. Orada ben ders anlatırken biriniz bebeğini uyutuyor. Biriniz efendim. Yok yok şaka yapıyorum canım. Ben nereden bileceğim ben böyle bir şey olsa bile. Yapma Allah aşkına. Şimdi bir fikriniz var mı? Yoksa anlatacağım ben şimdi. Gülşen var mı bir fikrin? Tamam sıkıntı yok. Ben anlatıyorum şimdi. Şimdi şu kısım bütünün kaçta kaçı bunu biliyorsunuz. Söyleyin. İyi düşün bak. Bütünün kaçta kaçı? Az önce yaptınız. Tamam. O nerede o şekil? Şimdi bulayım o şekli bir dakika. Yok bulamadım. Neyse sıkıntı yok. Ha, bak şimdi. Şu kısmı bulmuştunuz siz cancanlar. Bak şu kısmı. 1 bölü 8 yani bu kısım. Hatırla. Remember. Tamam mı? Burası 1 bölü 8. Şimdi demek ki burası 1 bölü 8. Artı. Şurası. Onu da bulmuştunuz. O da bütünün birkaçta kaçıydı bir şeydi. Hani onu da bulmuştunuz, biliyordunuz az önce. Bu kısım bütünün, şu bütünün kaçta kaçıdır? Şu kısım, evet şu kısım. 16'da biridir, doğru mu? Evet, 4, 8, 12, 16. O zaman ne olur? Burayı 2 ile, burayı 2 ile geliştirelim. Bir kestim pay ve faydasını dilediğim sayıda çarpabilirim. Cevap 3 bölü 32. Anlaştık mı? Şimdi öbür soruyu da söyleyelim. Burası 1 bölü 8. Burası da 2 bölü 16. Doğru mu? O zaman burayı 2 ile burayı 2 ile çarparsam 4 bölü 16 yapar. O da 1 bölü 4 demek. Bitti. Şimdi bu soruya bakalım. 1 bölü 8 artı 1 bölü 16 artı şu en üstteki de bütünün dörtte biridir. Doğru mu? O zaman burayı 2 ile, burayı 2 ile, burayı 4 ile, burayı 4 ile. Bu payda işlemeyi zamanla öğreneceksin. Gülşen biraz Fatma takılabilir az bir şey. Sıkıntı etme Fatma burayı. Tamam mı kızım? Zamanla gelişecek.
2, 6, 7 bölü 16. Tamam mı? Anlaştık mı? Şimdi bir 10 dakika mola veriyorum. 10 dakika sonra devam edeceğim. Hadi bakalım. Biraz dinlenelim. Böyle yapalım. Ha. Şimdi burası 2. 1, 2, 3, 4. Burası 3. 1, 2, 3. Burada 4. Şimdi burada bir A sayısı var. Burada. Burada da bir B sayısı var. Süleyman Efe. A artı B nedir beyefendi? Çok güzel. Tebrik ederim canım. Üstte bir yazarız. Sonra evet. Çok güzel. Dur şimdi. Şurayı 3 ile şurayı 4 ile o zaman şu tamları topla önce beyefendi. Şuradan devam edelim. 5 tam. Evet. Yedi bölü 12 harikasın. Tebrik ederim canım benim. Aferin sana. Çok mükemmel çözdürdün. Aferin sana. Başka bir soru sana. Şimdi bir bütün var. Bir bütün daha var. Bir bütün daha var. Şimdi soru şu. Bunun sorusu şu. Sorusunu soruyorum. Sorusu şu. Heh. Şekilde boyalı kısımların tamamı nasıl ifade edilir? Evet, buyurun beyefendi. Tam 4'te 1. Çok güzel. Aferin sana. Çok güzel. Şimdi başka bir soru delikanlı. Şöyle yapalım. Bunlar eşit büyüklükler, tamam mı? Hani ikisi de eşit. Öyle düşün. Yani biz şu soruyu soruyoruz. Taranın kısım nasıl ifade edilir? Bu soruyu soruyoruz. Sağ tarafı kafayı takma oraya. Bunu düşün. Evet. Hadi bakalım. Bu kısımlar şurası nasıl ifade edilir şurası? Bu parçayı alırsın. Buraya atarsın, tamam mı? Buraya atarsın. O zaman bütünü de parçalara bölmeye çalışırsan, bak şimdi. Şimdi burada kaç kutu var şu an? 16 kutu var. O parçaları bu tarafa atınca 16 da 3'ü boyarmış yani. Öyle düşün şu an. Biraz oldu mu? Kafanda bir şey değişti mi? Tamam, hadi bakalım. Şimdi Süleyman Efe, bu taralı kısım nasıl ifade edilir? Aferin. Şimdi şöyle düşün. Burayı da kat. Burayı da kat şimdi. Buranın tamamı, bu gördüğün bütün taralı kısımların tamamını nasıl ifade edebiliriz? Söyle, bir tanesini nasıl ifade ediyordun bir tanesini? 8'de 1. Bundan kaç tane var? 3 tane var. O zaman cevap 3 bölü 8 delikanlı. Zaten şöyle düşün.
Ben 7 tanesini tarasaydım 7 bölü 8 olacaktı. Öyle değil mi? 8'ini tarasaydım yani evet bak bunlar önemli bak. Hadi bir soru daha çözelim. Şöyle yapalım. Allah. Şöyle yapalım. Bir de şurayı dönelim. Şimdi Süleyman Efe, soru şu bak. Taralı bölgelerin tamamının toplamı nedir? Evet, süre bakalım. Önce şunu sorayım. Şu küçük parça, şu parçanın ifadesi nedir? Bütünün kaçta kaçıdır orası beyefendi? 16'da biridir, değil mi? Bütün şeklinde. Bunu da biliyorsun, az önce bulmuştum. Bu nasıl ifade edilir beyefendi? Yok. 8'de biri. Aferin. Demek ki burayı 2 ile burayı 2 ile çarparsam cevap 16'da 3 olur. Doğru mu? Anladın mı? Tamam. Böyle bir şey yapalım. Şimdi bu taralı kısım bütün kaçta kaçıyoruz Süleyman ise? 4'te 1'i güzel. Şöyle yapsaydım. Tamam güzel. Senin şu aşamada takıldığın bir şey var mı Süleyman Efe sormak istedim diye? Yok, güzel. Şimdi bir bütün veriliyor. Bunlar iki tane verilmiş Süleyman Efe. Şimdi iyi dikkat et soruya. Şimdi bu bir tane soru, tamam mı? Onu iyi anla bak. Şimdi burada sorusu şu bunun. Şekilde toplam taralı alan ne kadardır? Şeklin boyalı kısmını nasıl ifade edersiniz? Sen söyle fikir yürüt. O çok güzel. Bir daha söyle. Aferin. Şurası 4'te 1, doğru. Şurası da 2'de 1, doğru mu? Bu ikisini toplarım dedin, duydum ben. Aferin. Vay, 3 bölü 4. Aferin. Sonucu bebe, aferin sana. Tebrik ederim. Bunlar da pek zorlanmıyorsun yani, bakıyorum da yani. Yapamadığın sorular WhatsApp'tan fotoğraf çekip gönderir misin bundan sonra? Hadi gönder, ben bir bakayım. Uygunsa şu an çözerim, sıkıntı yok. Hadi oğlum. Sen o işi yap, ben şimdi başka biriyle çalışayım. Şimdi metrenin birimlerini öğreneceğiz arkadaşlar. 1 metre 10 desimetre, 1 metre 100 santimetre, 1 metre 1000 milimetredir. Mesela 2 metre 20 desimetredir, 200 santimetredir, 2000 milimetredir. Her seferinde arkadaşlar bir basamak ineceğiz yani. Öyle düşünün. Mesela 3 metre kaç desimetredir? Tamam. Peki 3 metre kaç santimetredir? Aferin sana. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi devam edelim bak. 6 metre kaç desimetredir? Kaç metredir? Kaç santimetredir?
Çok güzel. 18 metre. Kaç desimetre? Çok güzel. 18 metre kaç santimetredir? Aferin. Çok güzel. Tamam. Burada biraz bir şeyler oldu değil mi şu an? Tamam. Şimdi söyle bakalım. 15 metre artı 15 desimetre kaç santimetredir? Biliyor musun? Önce sana şöyle, yok yavaş yavaş sen söyle. Şunu yaparız, şunu yaparız de konuş yani benimle. Ben cevabı istemiyorum direkt. Önce 15 metre kaç santimetre onu söylesen bana. Biliyor musun? 15 metre kaç santimetre biliyor musun? Arkadaş, 15 metre 1500 santimetredir. Evet, bunu anladın mı? 15 desimetre de bak, bir sıfır atıyoruz 15'in sonuna. Desimetreden santimetre bir sıfır atıyoruz. Bu da 1650 santimetre yapar. Anlaştık mı? Desimetre kaç santimetre delikanlı? 24'ü yazarım. Bak bak. 24'ü yazıyorum. Bir sıfır atıyorum. Santimetre bak. İyi düşün. Yani sen şey kodla hani beyninde şuraya kararlaştır. Bak söylüyorum. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bak. Metre, desimetre, santimetre, milimetre. Şimdi buradan aşağı indikçe hani böyle kucağında karpuzlar var diyelim. Sen şimdi aşağıdan yukarı çıkarken yorulacaksın. Elindeki karpuzlar düşer. Mesela şöyle düşün. 1000 milimetre bir sıfır atarsın 100 santimetre demektir. Oradan bir sıfır atarsın 10 desimetre. Yukarı çıkarken karpuzu iyice düşürürsün 1 metre kalır. Bu tersine yukarıdan aşağı inerken mesela 1 metre 10 desimetre olur. 1 metre 10 desimetre olur. 100 santimetre olur. 1000 milimetre olur. Yani her seferinde bir sıfır atıyorsun. Sen şimdi şöyle düşün. Bu basamak kuralına göre şurada desimetre ise, şurada santimetre ise sen buradan buraya inerken bir sıfır atıyorsun hani. Onunla çarpmak yani sayıyı. Eğer iki basamak inersen bu sefer bir daha onunla çarpıyor. Birazcık oldu mu Mert? Hadi bak gene çalışalım. 13 metre kaç desimetre? Sen söyle yanlış olsun. Aferin. Bunları söyle sırasıyla senle. Evet. Çok güzel. Öbürü. Çok güzel. Peki 13 metre kaç santimetredir delikanlı? Harikasın. Peki 16 metre kaç santimetredir? Doğru. 14 metre. Aferin. 18 metre. Çok güzel. Şimdi 24 metre artı 18 desimetre. Kaç santimetredir? Mert. Sen bize şey söyle hani. Nasıl söyleyeyim? 24 metre kaç santimetredir beyefendi? Mert biliyor musun? Aferin sana. Doğru. 2400. Peki 18 desimetre kaç santimetredir?
Yok bak. Ben bir sıfır atıyorum. Bir basamak inmiyor musun? İyi düşün bak. Şimdi metreden santimetreye iki basamak iniyorsun. O yüzden iki tane sıfır attın. Buraya kadar tamam mı? Budur yani. Peki bir de tersinden gidelim. 3000 metre, 3000 santimetre kaç metredir delikanlı? Biliyor musun? Şimdi 2-0 atarız diyorsun. He? Santimetreden 2-30 demiştin. Doğruydu o. Şimdi 600 santimetre kaç metre? Sen bunu söyle de anlayacağım. Şimdi bak, santimetreden metreye dönerken bir sıfır atarsan desimetre, 60 desimetre. Bir sıfır daha 6 metre. Yani iyi düşün bak. Mesela şöyle söyleyeyim. 8000 milimetre kaç santimetredir biliyor musun sen? 8000 milimetre kaç santimetre? Aferin. 800. Peki 800 santimetre. Video mu duraklıyor?